Vallahi senle konuşuyorum. Vallahi. Devam ediyorum. Nasıl keyifler? Ama ne diyor? Herkese merhabalar, nasılsınız? Başımızın tacı kadınlarımız. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetlerimle, muhabbetlerimle, sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ülkeye olarak biraz buruk giriyoruz. Her geçen gün yaşanan kadınlara şiddet, canice eylemler bizim bugün de biraz içimizi burkuyor. Ama bu şu demek değil, biz Türk kadınına ve Türk milletine olan inancımızı yitirmeyeceğiz. Çünkü Türk milletinin geleneklerinde, göreneklerinde, töresinde, Türk kültüründe, Türk devlet yapısında hep kadın baş tacı olmuştur, kadının yeri olmuştur. Rivayettir, anlatılır, doğrudur, yanlıştır bilemeyiz ama Cengiz Han'ın halkına yaptığı bir konuşmada ben sizin hanınızım ve toplantıdaki eşini göstererek bu da benim hanım diyerek hanım kelimesinin buradan türediği rivayet edilir. Bunu şunun için anlattım. Türkiye'de Türk toplumunda devlet geleneğinden kültür yapısına kadar hep kadının rolü vardır. Sofradan cemiyet hayatından devlet yönetimine kadar hep kadınlar yer almıştır. Kadına seçme seçilme hakkını vermiştir. Yine sevgili peygamberimiz cennet annelerin ayaklarının altındadır diyerek esasında kadınların önemini burada ifade etmiştir. Silivri'de Silivri Belediye Başkanı olarak Volkan Yılmaz olarak hep şunu söyledim. Silivri'nin en ücra köşelerindeki köy kahvesindeki toplantılarda bile toplantıda hiç kadın olmamasına rağmen kadınları anlattım, anneleri anlattım. Annelerin hayatın içerisinde ve hayatın bütün yükünü taşıdığını ifade ettim ve bu seçimde hanımefendilerle yol yürüyeceğim. Onlara büyük bir pasaj açıyorum dedim. Bu da şuradan esasında, şuradan hareketle bunu söyledik. Hayat kadınla eşit. Evdeki doğan yeni çocuktan, beşikteki çocuktan, ilkokul çağındaki, okul çağındaki çocuktan, yine evde evlenecek genç kızın askere gidecek erkek çocuktan, evde bir engelli kardeşimiz varsa onun bakımından, evde yaş almış bir yaşlımız, anneannemiz, babaannemiz varsa onun bakımına kadar bütün yük esasında, hayatın bütün yükü kadınların omuzlarında. Geliyoruz dedik ve size elimi uzattım. Dedim ki benim elimi lütfen havada bırakmasın hanımefendiler. Ve o seçim boyunca ve seçim atmosferinde benim bir an olsun bile elim havada kalmadı, sımsıkı yakaladı hanımefendiler, kadınlarımız. Şimdi de benim görevim Silivri'de yaşayan bütün annelerin, bütün sevgililerin, bütün kız kardeşlerin, bütün bacıların, bütün anaların elini hiçbir zaman görev sürem tamamlanana kadar bırakmamak. Hep onlarla ama onlarla yol yürümek. Buna inancım tam, bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Ben Türk kadınına, Silivri'de yaşayan bütün kadınlara inancım tam ve her zaman ama her zaman sizinle el ele, gönül gönüle, kol kola yol yürümeye de devam edeceğim. Daha güzel günlerde, daha güzel 8 Mart'larda,
sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun, mutlu olsun. İtibaren Cumhuriyet kadınlarını sembol eden ilkleri, ilk kadın hanımefendileri, ilkleri başaran hanımefendileri burada sizin huzurunuza sunduk. Beraberce sergimizi gezelim ve buradan da Türk kadınlarına tekrar selam edelim.